Asıl mikrofon tutmaya sana yakışır abi de. Yok, elindeymiş. Ben, yok daha iyi. Ben biraz daha resmi oluyor, daha güzel. Nasılsın abi? İyiyim. Sen nasılsın? Ya? Ben de iyiyim. Ornayım. Güneşin altında. Oruçlu. Ramazan. Ama bu işte daha büyük sevap var. Daha güzel bence orucumuzu tutuyoruz. Allah kabul etsin. İnşallah kabul eder. Oruçlu buraya gelmek, burada orucu bozmadan da olsa kırklareli gezmek güzel ya. Çok güzel, lezzetli şeyler var burada. Ben hep buraya geldiğim için biliyorum. Mesela karşımda kırklareli ünlü köftesi var. Çok bilinmiyor bu ama kırklareli gerçekten Türkiye'nin en iyi köftesinin olduğu yer bence. Tekirdağ köftesi çok meşhur ama bence bu onunla yarışır, hatta onu geçer diye düşünüyorum. Bir de yanında bir helvacımız var. Marka vermeyeceğim, markaları söylemeyeceğim ama bunlar buraya mal olmuş. Takla bir tane araba var, bizi ezmek istiyor ama ezmeyecek herhalde. Ondan sonra manevra yapacak bir alan buldu. Abi. Bakalım. Ha. Arabaya bakıyorum, seni ezmesin diye. Bakacağım oraya. Yani yazı yazar da gelsin. Sen oraya bak, ben de etrafımızı, güvenliğimizi kontrol edeyim. Şu anda Kırklareli'nin merkezindeyiz. Hızır Bey Camisi'nin önündeyiz ve burada Arasta var. Tarihi Arasta hemen yanımızda. Arasta'nın tarihi 1873 yılına kadar dayanıyor. İstanbul'un fethinden yaklaşık 50-30-80 yıl önce burası fetholunmuş. Osmanlı buraya şehrin merkezine kamusal alanları kurmuş. Ve buradaki işte hamamıyla, arasasıyla, çarşısıyla Kırklareli'nin göbeğindeyiz. Hemen arkamızda belediye binası var. Buradan biraz kötü bir yerde durmuşuz. Burada tam beyaz çizgiler var. Şimdi millet önünde de geçiyor, arkada da geçiyor ama ne yapalım, biz de en uygun yeri burası bulduk. Evet, her taraf araba, her taraf ne bileyim bir şeye geçiyor, tabii. Bir şey oluyor. Evet abi, yani ben Kırklareli'yi küçük gördüm. Şurada bir hamam var, burada bir cami var, ileride bir cami daha varmış. Belediye arkamızda. Şurada da arkada bir cami var daha. İleride bir istasyon caddesi var, özellikle kafelerin ve üniversiteli gençlerin müdavim oldukları, orada devamlı bulundukları güzel kafelerin olduğu bölüm var. Burada trafiğe kapalı bir cadde vardı tam bu çarşının içinden geçen, şu anda onu trafiğe açmışlar. Bir tek yönlü araç ilerliyor bu caddede. Onun dışında burada çok güzel tarihi mekanlar var. Atatürk'ün evi var. Ondan sonra güzel, yine benim senin bir gün kahve ısmarlamak istediğim 100 yılı aşmış tarihiyle özel bir tarihi bir kahveci var. Yemekleri özel, sucuğu, hardalyesi. İşte, bir sürü şey sayıyor. Biz oruç orucuz bir sürü şey sayıyor. Ya. Nasıl canım çekiyor evet, şimdi. Burada da daha bir şey daha söyleyelim. Buranın süt ve süt ürünleri de, peyniri, yoğurt, ayran, kaşarı da meşhur. Daha oruç açmak için 4 saat 15 dakika var. Hiç önemli değil. Yani biz 13 saat tuttuysak 4 saat daha dayanırız. Yani 13 saati tutmayı nasıl bekliyorum? Şimdi abi ben böyle gitmiyorum. Sen böyle dur bak şimdi orada yani bunu iyi görsün bile. Tabii ben yaya geçidini hesaplıyorum. O yüzden biraz öyle yapıyorum ama iyi görüyorlar şu anda. Burada birazcık seçim havası varmış herhalde. Var. Burada seçim büroları var. Çeşitli siyasi partiler seçim büroları kurmuşlar. Mobil araçlarla seçim propagandası yapıyorlar. Ramazan ayı içinde olmamıza rağmen seçim de devam ediyor. Seçim şeyde. Ondan sonra buradaki izlenimlerimiz şöyle söyleyeyim. Ya buraya sadece bir peynir almak için bile gelinebilir. Ya bir kaşar peynir için burada Kırklareli'ne gelmeye değecek bir yer burası. Ben inanıyorum ki buraya gelen insanlar buranın bozulmamışlığını, tarihi o eski dokusunu koruduğunu görünce burayı ayrı seveceklerdir. Niçin? Kırklareli'de zaman durmuş. Yani İstanbul'dan buraya geldiğiniz zaman burası yaklaşık bir sanki bir 20-30 yıl gerideki İstanbul'u ben hatırlıyorum. Bunun avantajları da var, dezavantajları da var. Mesela ben bozulmamış bir yer gezmek istiyorum, bozulmamış bir yeri ziyaret etmek istiyorum diyorsanız Kırklareli tam orası. O anlamda nüfus burası... kaç Kırklareli'nin abi? Valla tabelada 70 bin yazıyordu. O da daha yeni bir tabela koymuşlar. Şimdi tabelada... tabii Kırklareli'den daha büyük şeyler var ama Kırklareli eski bir yerleşim. Tabii Kırklareli zaten isminden de anlaşılacağı üzere Kırklar. Burada Kırkların şehitlerin bulunduğu bir bölüm var. Yukarıda
40 şehitlik bölüm var. Orayı da bir gün Allah nasip ederse dolaşacağız. Ben daha önceden buraya çok geldim Leonard. Burada onlarca program seçtim. O yüzden burasıyla ilgili biraz malumatım var. O 40 şehitlikten de burası ismini alıyor. 40'lar 50 oluyor. Ve o 40'lar buraya Türk yurdu olurken, burası Türkler tarafından ele geçirilirken buranın fethedilmesinde önce olan 40 tane askerin ismi, onların ismi buraya verilmiş. Ve onun dışında bir inanç şehri burası. Burada değişik inançlardan insanlar var. Farklı mezhepler de var Kırkkale'de. Ama inancı, rengi, dili, dini, fikri, milliyeti ne olursa olsun insanların birbirine saygılı olduğu medeni bir şehir, modern bir şehir. Tamam, hatta şimdi biz yaya geçidini işgal ettiğimiz halde kimse kızmıyor. Sen çok konuşmak istiyorsun da biz burada çok da güzel bir karemiz de yok böyle, hani evet, arkamızda gösterelim. Bölüm de iyiydi. Hani... Al eline kamerayı, istiyorsan dönelim istersen. Yani siz gibi bu. Şu anda sağımızda Arasta var, Arasta binası. Hemen arkamız, bu sağımızda. Arasta'yı göster. Onun arkasında hamam var. Bu bina devam ediyor. Şöyle biraz daha bu tarafa gelirsen, şu açıdan şöyle gelirsen o hamamı da göreceksin. Şöyle geçip arkaya gösterirsen. Şöyle geçelim. Tamam. Arkaya gösterebiliriz. Hamam var arkadaşlar. Ve hemen solda da büyük Hızır Bey Camisi var. Tarihi 1373, eğer yanlış söylemiyorsam. Buradaki hamamla ortak zamanda yapılmış. Senin burası köfteciliği var burada abi. Sen tabii. Reklam köfteciler, reklam yapalım diye. Helvacılar ve kahveciler var burada. Burada da bir minare daha var. O cami tabii, de mi eski abi? O cami de çok eski bir cami. Osmanlı zamanından kalma bir cami. Burada böyle tek katlı, iki katlı küçük binalar görüyorsun sevgili Leo. Onlar da belki de 100 yılı aşkın zamandır yığma tuğlalarla yapılmış. Bak şu bölümde bak gösterebilirsin. Yığma tuğlalı binalar var. Böyle tek yani bir odalık cephesiyle böyle meydanda dar cepheli ama eskiyi hatırlatan, eskiden yapılmış binalar var. Yine Arasta, Arasta'nın yanı. Kaç kilometre uzak abi? 50. Burası Dereköy sınır kapısına 50 kilometre uzaklıkta. Buradan eğer pasaportun varsa, Schengen vizen varsa kahve içmeye gitmek, yemek yemeye gitmek ve Bulgaristan'a gidip gelmek çok kolay, çok yakın, çok ucuz. Hatta burası Bulgaristan buradan daha da ucuz. Şöyle bir durum var. Bulgarlar Türkiye'ye vize ödemiyorlar. Onlar her gün gidip çıkabiliyorlar buraya ama Türklerden Bulgaristan vize alıyor. Burada bir Bulgar pazarı var. Bulgarlar hemen işte hemen Bulgar otobüsü var. Ha, bak o otobüs gelmiş. Orada bavul turizmini yapan Bulgarlar var. Onlar günlük buraya gelip belirli günlerde burada sergi açıp ürünlerini uygun fiyatlara burada satabiliyorlar. Ama tabii ki buradan da Bulgaristan'a gidip ne bileyim ceviziydi, yiyeceğiydi, içeceğiydi onları temin etmek mümkün belli bir sınırda. Ve yine baktığımız zaman Arasta'nın tam önünde şu anda. Bunu Arasta'yı göster bence. Arasta'nın giriş kapısı. Bak tarihi de yazıyor. Arasta Bedesten Hicri 785, Miladi 1383 Kösemihalzade Hızır Bey tarafından yaptırılmıştır diyor. Edirne'de de büyük bir Arasta var sevgili Leo. Burası biraz daha küçük Edirne'den ama Arasta bence ya, ben bilmiyorum ya. Arasta
Ben de kelime anlamı olarak çarşı aklıma geliyor. Arasta denilince yani giriş kattaki bölüm. Yani evet, şu anda tarihi Dingiloğlu Parkı'na geldik. İşte bu meydandaki Dingiloğlu Parkı. Burada otobüs durakları, güvercinler. Tabi burada senin göremediğin akşamları da şu ağaçlarda yüzlerce karga toplanıyor. Evet, bir hatıra anlattım bana. Bir keresinde burada çekimler için geldiğimizde parkın karşısındaki otelde kaldığımız günlerde arabamızı ağaçların altına park ettik. Fakat döndüğümüzde baktık ki aracımız tamamen kuşların pisikleriyle dolmuş. Burada seçim bizi tanıyan seçim havasına girmiş olan vatandaşlar da var ve aslında burada bizi tanıyanlar çıkıyorlar. Biraz önce de bir dostumuzla karşılaştık. Sevgili Bahadır'la biraz sohbet ettik. Şimdi Dingiloğlu Parkı'na doğru giriyoruz. Bu park, burada güzel bir gölgelik alan var burada. Burada oruçluyken, tabi burada serinde oturmak biraz daha güzel, kolay. Tam şehrin ortasında güzel bir park. İnsanların alışveriş yaptıktan sonra buluşmaları için, dinlenmeleri için, buradan araç alabilmeleri için güzel bir bekleme noktası. Buradan çarşının her tarafına insanlar gidip gelebiliyorlar ve en sonunda da bu parkta oturup dinleniyorlar. Şimdi biz de oturacağız. Çarşının içinden geldik. Kırklareli'de dikkat çeken çok ne var abi sence? Kırklareli'de dikkat çeken çok... Yani benim gördüğüm stres yok. Trafik biraz yoğunlaşmış. Çünkü küçük bir yer. Şimdi bu nüfus arttıkça buradaki araç sayısı da çoğalıyor. Onun dışında seçim biraz burada yoğun bir şekilde dikkat çekiyor. Kulakları tırmalıyor. Onun dışında da küçük ama orijinal bir şehir benim dikkatimi çekiyor ilk başta. Senin ne çekiyor? Yani senin dediğin bir şey var. En çok dikkatimi o çekti. Yani 30 sene önceki İstanbul'u hatırlatıyor bana dedin. Evet. İşte tabii ben 30 sene önce İstanbul'da değildim ama eski görüntülerden, filmlerden işte bilmem ne, onlara dayanarak öyle bir şey benim de aklıma geldi. Bana hep o havayı vermişti. Sonra ama çok da görmekten... gezmedik aslında çünkü biz hani madem oruçluyuz hani oturma etme yani zamanımız... şeyimiz yok. Tabii ağaçta olunca akıl hep yemek akşamda. Ama inşallah bir sonraki girişimizde gezeriz ne bileyim abi. Tabii ki güzel. Tabii ki. Neyse abi biz burada şey yapalım. Tamam, buradan noktalayalım. İnşallah bir gün buraya özel bir vakit ayırırız. Kırklareli gerçekten hani gezip tanıtmak için çok güzel bir şey. Burada çalışmaktan zevk alacağım bir şehir olan burası. En kısa zamanda buraya gelmek dileğiyle diyorum ben. Görüşürüz.